Merhaba sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Bugün Simirna'dan İzmir'e Kentin Gündemi programında Halkların Köprüsü Derneği'ni konu edeceğiz. Şu anda İzmir'in Gültepe semtindeyiz. Burada Gültepe'li müzisyen, bir süre önce aramızdan ayrılan Gültepe'li müzisyen Nihat Aydın adına kurulmuş bir kültür ve dayanışma evinde yapıyoruz programımızı. Yanımızda da Halkların Köprüsü Derneği kurucularından ve başkanı Sayın Profesör Doktor Cem Terzi var. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkürler. Hayat Televizyonu'nda bilim ve toplum programından sonra sizin programınızda konuk olmak çok keyifli benim için. Biz de aynı keyfi yaşıyoruz. Evet, biz sizinle bugün Halkların Köprüsü Derneği nasıl kuruldu? Hangi ihtiyaçtan doğdu? Önce bununla başlayalım. Bizim derneğimiz yeni bir dernek. Kurulalı 3 ay oldu. İzmir merkezli bir dernek. Adından da anlaşılacağı gibi Türkiye toplumunu oluşturan halklar arasındaki ön yargıları yıkmak, olumsuzlukları çözmek için çalışmak ve bir kamusal alanda halklar arasında dostluk geliştirmek amacıyla kurulan bir dernek, bir sivil toplum örgütü. Dernek kurulduktan kısa bir süre sonra sığınmacı sorunuyla karşı karşıya kaldık ve yaklaşık 3 aydır ana çalışma eksenimiz Suriye'den ülkemize savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan sığınmacıların sorunları. Siz de biliyorsunuz yaklaşık 2 milyon insan var bu durumda ve İzmir'de de 200 bin civarında Suriyeli sığınmacı var. Bu insanların statü sorunları var. Genellikle ilk girişte bir kampa yerleşiyorlar. O kamplardan kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerle, çoğu ekonomik olmak üzere, başta ekonomik nedenler olmak üzere ayrılıyorlar. Ve ülkenin çeşitli illerine, iş bulma imkanları olan illere dağılıyorlar. İzmir'de bu anlamda bir çekim merkezi. Yani biz kabul etsek de, istesek de, istemesek de savaşın olduğu ortamlarda bu tür göçler kaçınılmaz. Ve 200 bine yakın göç almış durumda. Sadece İzmir merkezi değil, başta Torbalı olmak üzere İzmir'in çeşitli yerlerinde Suriyeli göçmenler var. Bu göçmenlerin barınma sorunları var, kimlik sorunları var, sağlık sorunları var. Bunun dışında da pek çok içine girdikçe karşılaştığımız, şu anda hani bizim programımızın süresinde belki aşacak olan ağır ciddi sorunlar var. Biz dernek olarak devletle bu insanlar arasında bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz ve kamu kuruluşlarını bu insanların varlıklarından haberdar olmaları, sorunları çözmek için olanakları kullanmaları konusunda harekete geçirmeye çalışıyoruz. En çok İzmir'de Kadifekale bölgesinde yoğunlaşıyor. Buraya gelen göçmenlerin bir kısmı Kobani'deki savaş nedeniyle Suruç üzerinden gelenler. Bir başka bölgede Basmane tarafı. Burada da Suriye'den, Halep'ten gelen Arap göçmenler, sığınmacılar var. Bunların bir kısmı derme çatma evlerde yaşıyorlar. Bir kısmı çadır kentlerde yaşıyorlar. İzmir merkezde örneğin Mevlana Mahallesi'nde çadır kentler var. Orayı tespit etmiştik. Sağlık Müdürlüğü ile kaymakamlıklarla, valilikle, AFAD İl Müdürlüğü ile ilişkiler kurarak bu insanların sorunlarını çözmek için çok çeşitli çabalar gösteriyoruz. Evet, ben izninizle araya girmek istiyorum. Burada bugün Gültepe'de bulunmamızın sebebi de sizin bir faaliyetiniz. Burada bir sağlık taraması yapılacak. Sağlık emekçisi arkadaşlarımız da var şu an yanımızda. Birazdan onlarla da sohbet edeceğiz. Sizin çalışmalarınızdan birisi, sağlık taramalarını siz daha önce de yapmıştınız ve İl Sağlık Müdürlüğü ile de bir görüşmeniz olmuştu. Sağlık taramalarında nelerle karşılaştınız ve Sağlık Müdürlüğü'nün yaklaşımı nasıldı? Bugün buraya kent konseylerinin bir faaliyeti olarak geldik. Kent konseyleri belediyelerin sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiği bir kuruluş. Kent konseylerinde Mülteciler yer alıyor. Mültecilerin bizden talep etmesi üzerine biz Halkların Köprüsü Derneği olarak
Bugün Gültepe'de bir saha çalışması, alan taraması, sağlık çalışması yapmak için buradayız. Birazdan siz de izleyeceksiniz mahalle muhtarı aracılığıyla kayıt sisteminde olmayan, herhangi bir sağlık güvencesi olmayan bu sığınmacı, mülteci konumundaki insanlara erişip onların birinci basamak sağlık hizmetlerini tespit etmek, bunu bir raporlamak ve o raporu İl Sağlık Müdürlüğü'ne sunmak üzere buradayız. İl Sağlık Müdürlüğü ile defalarca görüştük. İl Halk Sağlık Müdürlüğü'ne de dilekçe ve raporla başvurduk. Bizim talebimiz bir an önce bu sığınmacı durumundaki insanların aile hekimlerine kaydedilmesi ve aile hekimliği sistemi içerisinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin bu insanlara verilmesi. Örneğin aşılama, örneğin gebe muayeneleri. Bunun dışında pek çok kronik hastalıklarla da karşılaşıyoruz. Onlar için de bir sevk mekanizmasının kurularak ikinci ve üçüncü basamak hizmetlerinin verilmesi. Bazı kronik hastalıklar var, tansiyon, diyabet gibi sürekli ilaç kullanmayı gerektiren hastalıklar bunlar. Bu kişilerin hangi ilaçları kullanacakları belli olduktan sonra bu kez de o ilacı nasıl temin edecekleri bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Sizler de göreceksiniz çoğu insanın iş imkanı yok. Herhangi bir gelirleri yok. Komşuların yardımlarıyla ya da işte bazı derneklerin yardımlarıyla geçiniyorlar. Günübirlik işler bulurlarsa çalışabiliyorlar. Dolayısıyla bu kronik hastalıkları olan insanların da sürekli kullandığı ilaçların ücretsiz temin edilmesi için Sağlık Müdürlüğü'ne daha önce başvurmuştuk. Bugün de aynı şeyleri yapacağız. Biz Halkların Köprüsü Derneği, biraz derneği de tanıtayım. Evet, o, her hafta pazartesi günleri saat 6.30'da herkese açık toplantılarımız. Atasoyer Sağlık ve Politika Merkezi'ni kullanıyoruz toplantılarımız için. Dolayısıyla İzmir'de yaşayan seyircilerimize de davet edelim. Bütün toplantılar üyelerimize ve üye olmayan herkese açık. Toplantılarımıza katıldıktan sonra isterlerse derneğe üye olarak, isterlerse üye olmadan faaliyetlerimize katılabiliyorlar. Çalışma gruplarımız var. Bunlardan bir tanesi saha grubu. Saha grubunun görevi, sokak grubu da diyoruz onlara, İzmir ve bölgesini tarayarak bize gelen bilgiler doğrultusunda sığınmacıların nerede yaşadıklarını, hangi koşullarda yaşadıklarını kayıt altına almak. Bunu öğrenir öğrenmez ilgili mercilere de bildiriyoruz. Örneğin Torbalı'ya gittiğimizde Torbalı Bayındır arasında 800 kişinin yaşadığı bir çadır kentle karşılaştık. Bunların hepsi de sığınmacıydı. Yaklaşık 600 Arap, 200 civarında Kürt olan çok sayıda bebeğin, çocuğun, yaşlı insanın olduğu ve çalışmak üzere mevsimlik işçi olarak getirilmişler. Onlarla karşılaştık. Saha grubu bu tür tespitleri yapıyor. Arkasından sağlık grubu o tespit edilen yere gidiyor ve birinci basamak ağırlıklı bir sağlık çalışması gerçekleştiriyor. İşte kaç bebek var, o bebeklerin aşıları tamamlanmış mı, gebe var mı, akut, acil bir hastalık var mı, kronik hastalıklar neler, hangi kişilerin ikinci basamağa sevki gerekiyor, sürekli kullanılan ilaçlar var mı? Sağlık grubu bunları araştırıp, hastaları muayene edip tespitlerini yaptıktan sonra da gene raporluyor. Bazen de müdahale ediyoruz. Mesela bu taramalar sırasında pek çok bebekle karşılaşıp onları aynı gün ya da ertesi gün hastaneye yatırdık. Daha sonra takiplerini yaptık. Bazı ciddi sağlık sorunlarını bu şekilde çözdük. Ameliyat olan hastalar oldu. Bir yandan da bu insanların tekrar geldikleri yere dönmeleri için, yani uygun koşullarda olmayanların çadır kentlere dönmeleri için çalışmalar yürütüyoruz.
dönmek isteyen ailelere ekonomik destek sunuyoruz. İşte otobüs bileti, tren bileti alıyoruz. Bir tercüman ekibimiz var. Arapça ve Kürtçe bilen tercümanlardan, gönüllü tercümanlardan oluşuyor. Dil çok önemli çünkü dil olmadığı takdirde ilişki kurmak imkansız hale geliyor. Bunun dışında sosyal etkinlikler yapıp bu sorunları görünür kılmaya çalışıyoruz. Bunun için de bazı konser faaliyetleri, toplantılar düzenliyoruz. Dernek giderek büyüyor. Şu anda üye sayımız 100'ü aştı. Ve çok etkin saha çalışmaları yapıyoruz. Hemen hemen her hafta bir alan taraması ya da sağlık taraması yapmak üzere sahadayız. Ve çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Çünkü sorunlar çok büyük. Siz Suruç'a da gittiniz. Orada hem çadır kentleri gezdiniz hem çeşitli temaslarda bulundunuz. Belediye yönetimleriyle görüştünüz. Nedir izlenimleriniz ve oradaki talepler neler bizden, buradan? Evet, biliyorsunuz ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları var. Bu yardım kampanyalarının doğru organize edilebilmesi, uygun bir şekilde yürütülebilmesi için yerinde incelemeler yapmak üzere Suruç'a gittik. Suruç Belediyesi ile ve kriz masasıyla görüştük ve orada kurulmuş olan çadır kentlerin tamamını, belediyenin çadır kentlerinin tamamını dolaştık. Altyapı sorunlarını tespit ettik. Hangi tür yardımların toplanması, nelere ihtiyaç var onları görüştük. Sığınmacılarla konuştuk. Ben Diyarbakır'daki Ezidi kampına da gittim. O kampı da inceleme fırsatımız oldu. Suruç'a dönersek, Suruç'ta yaklaşık orada da 200 bine yakın bir Kobani'den gelen göçmen var. Bunların 60 bin civarındaki sayı evlere yerleştirilmiş durumda. Geri kalanı çadırlarda ve köylerde kalıyor. Yeni çadır kentler kuruluyor. Şu anda en büyük ihtiyaç gıda. Kuru gıda, kahvaltılık, çocuk maması, çocuk bezi. Bunlar süreklilik arz eden ihtiyaçlar. Giysi ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını tespit etmiş durumdayız. Artık mesela giysi toplamaktan vazgeçtik. Önümüzdeki hafta biz Saatlerin Köprüsü Derneği olarak tekrar bir yardım çağrısında bulunacağız ve gıda ağırlıklı olacak. Kuru gıda ve kahvaltılık toplamaya çalışacağız. Evet, şimdi Kobani'den söz ettik. Kobani'de savaş şu an için bitmiş durumda ve yeniden inşası söz konusu kentin. Dönüşler de başladı bildiğimiz kadarıyla. O bölgeye yakın olanlar dönmeye başladılar. İzmir'e de geldi Kobaniler. Şimdi Orta Doğu'da süren bu çatışmalar hani sürdükçe Türkiye'ye de bu göçler olacak. Öncelikle hani dernek olarak sizin bakış açınız nasıldır? Hani geri dönmeleri yönünde midir? Hani gelenlerin kendi ülkelerine. Bir onu sormak istiyorum. Bir de burada bu izlenimlerinizden sonra hani az önce de bahsettik bu göçler sürekli olacak gibi görünüyor yakın zamanda. Hani yetkililere ne söylemek istersiniz bu tecrübe ve deneyimlerinizin ışığında? Şimdi şöyle bir temel bir sorun var. Bizim gördüğümüz kadarıyla devlet 12 şehirde genellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinde kalmasını istiyor göç edenlerin ve sığınmacıların. Bu o bölgenin dışına çıkmasını istemiyor. Bu insanlar bu 12 ilin çadır kentlerinin, AFAD'ın ve belediyenin kurduğu çadır kentlerinin dışına çıktıkları zaman kamunun sunduğu imkanlardan yararlanamaz hale geliyorlar. Bir yandan da bu çadır kentlerden çıkmalarına da devlet izin veriyor. Yani önceki çadır kente girip kayıt yapıyorlar, ondan sonra ben gönüllü olarak buradan ayrılmak istiyorum diyenlere de ayrılmaları için izin veriliyor. Çünkü çadır kentlerinde bir kapasitesi var, o kapasite taşıyor. Yani bir şekilde bu iç göçe izin veriyor. İç göç olduktan sonra da şöyle büyük bir sorun doğuyor. Bu insanların gittikleri yerlerde artık bir kayıtları yok. Herhangi bir kamusal hizmet alamıyorlar. Almaları için ilk girdikleri çadır kente geri dönmeleri talep ediliyor.
ve siz de göçün psikolojisini biliyorsunuz. Göç eden insanlar her türlü riski almış olan insanlar. Niye buraya geldiniz dediğimizde hepsi aynı şeyi söylüyor. Çadır kentte başka birine muhtacız. Halbuki bizim elimiz ayağımız tutuyor. Burada çalışıp ekmeğimizi kazanmak istiyoruz diyorlar. Ama bir yandan da bu insanlar nasıl iş bulacak, iş bulduklarında emeklerinin karşılığını nasıl alacaklar, nerede barınacaklar, hastalandıklarında ne olacak? Bunların hepsi büyük bir belirsizlik taşıyor. Maalesef görüştüğümüz devlet kurumları sorunu bilmelerine rağmen bir çözüm oluşturmamış durumdalar. Biz bütün gücümüzle basın aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Savaş devam ettikçe bu göç devam edecek. Göç eden insanlar kamplara sığmıyorlar. Ülkenin her yerine iş bulma imkanıyla dağılıyorlar. Mutlaka bunlara gittikleri yerde de AFAD'ın, valiliklerin, kaymakamlıkların, belediyelerin bir program dahilinde bir çözüm, gerçek kalıcı bir çözüm üretmeleri lazım. Daha iyi bir statü sahibi haline getirmeleri gerekiyor bu insanların. Bütün enerjimizi buna veriyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Evet, programımıza sağlık emekçileriyle yapacağımız röportajlarla devam edeceğiz. Şimdi Halkların Köprüsü Derneği Genel Sekreteri Nevcan Demir'le birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisiyim ben. Aynı zamanda Halkların Köprüsü Derneği Genel Sekreteri ve üyesiyim aynı zamanda. Sizin derneğe katılışınız nasıl oldu? Benim derneğe katılışım tabii Cem Terzi aracılığıyla oldu daha çok. Derneğin amaçları ve ilkeleri doğrultusunda derneğe katılmam gerektiğini düşünerek böyle aslında daha çok bir tercüman olarak ben katılmıştım. Sonra kendimi sahada buldum. Sürekli çalışırken buldum. Herkes gibi, tüm arkadaşlarım gibi. Bu şekilde oldu. Nerelere gittiniz? Neler gözlemlediniz? Biz Torbalı'ya gittik. Agora'ya, Kadife Kale'ye, Mevlana Mahallesi'ne. Çadır kentlere gittik. Burada işte Kobane'den gelen, Suriye'den gelen tüm sığınmacıların oturduğu bölgelerde sağ taramaları yaptık. Gözlemlerimiz aslında çok geniş oldu. Hani biz sadece sağlık taramaları yapmadık. Sağlık taramaları yaparken genel durum hakkında da detaylı bilgi sahibi olduk. İşte sığınmacıların sağlık hizmetlerinden yararlanamadıklarını gördük. Gebe izlemlerinin yapılmadığını, aşıların yapılmadığını, aile hekimlerinin kendilerini kabul etmediğini gördük. Ve yine sığınmacıların prosedürü bilmemekten kaynaklı, dil bilmemekten kaynaklı sağlık hizmetlerine çok başvurmadıklarını gördük. Ve genel olarak da işte gıda yetersizliğinden, beslenme yetersizliğinden kaynaklı rahatsızlıklar olduğunu gördük. Bunun dışında yine ısınma yetersizliğinden kaynaklı sorunlar olduğunu gördük. Ve bu anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık. Yerel halkın yaklaşımı nasıldı göçmenlere? Yerel halkla aslında uzak kalmışlar genelde. Tabii çeşitli yardımlar geliyor bazı yerlerden ama tabii bunlar hani yetersiz bir şekilde herkese ulaşmıyor ya da bu şekilde gözlemlerimiz oldu bizim de. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Hayır, teşekkür ederim ben. Peki, biz teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Özcan Çetin de doktor olarak çalışıyorum. Halkların Köprüsü Derneği'nde sağlık grubunda gönüllü olarak çalışıyorum. Evet, siz derneğe nasıl katıldınız? Derneğe daha önce Suriye'li birkaç tane vatandaşın hastanede problemleriyle ilgili benden arkadaşlar destek istemişlerdi. O şekilde derneğe davet ettiler. Sonra dernekte gönüllü olarak aktif çalışmaya başladım. Dil konusunda mı olmuştu desteği? Yok, hastanede yatış. Sonra ilaç desteği o konusunda. Evet. Sonra çeşitli bölgelere gittiniz herhalde siz de. Nelerle karşılaştınız? En çok sizi zorlayan şey ne oldu? En çok bizi zorlayandan ziyade hani genelde böyle küçük çocuklar olsun, gebeler olsun, insanların yaşam koşulları kötü olduğu için normal bir vatandaşa göre, bir bireye göre daha fazla sağlık problemleri var genelde.
Genelde böyle hem akut hem de kronik hastalıkları var. Suriye'de olan tedavilerin, kronik hastalığının Suriye'deki tedavileri yarım kalmış bulunmakta. Hem onlara destek amaçlı planlama yaptık, hem de akut solunum yolu enfeksiyonu olanların, ondan sonra ateş hastalıkları olanların, onlar yardımda bulunduk. Sizi etkileyen bir olay oldu mu bu süreç içerisinde? Beni etkileyen, daha önce Suriye'de birkaç kez ameliyat olmuş. Pesekine varus diye bir ortopedik bir hastalığı mevcudan bir çocuk. Hani çadırlarda yaşıyorlar. Sobaları daha iyi yok. Aynı zamanda çocuk hani doğuştan gelen bir anomaliden dolayı yürüyemiyor. Ama kimliği olmadığı için ne yazık ki sağlık desteği de alamamış. Sizin yardımınız olabildi mi? Bizim planlamamızı yaptık. Dernek olarak yardımda bulunacağız. Peki bir çağrıda bulunmak ister misiniz? Hem halka hem de yetkililere. Yani bu koşullarda yani hangi halktan olursa olsun hepimiz aynı problemleri yaşayabiliriz. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar ve zor koşullarda yaşıyorlar. Hani ben bir sağlıkçı olarak hani zaten kendimi yardım etmek zorunda hissediyorum. Aynı zamanda herhangi bir halkımızdan birisinde hepsine yardım çağrısında bulunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki, benim adım Hazan Muhammed. Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Siz Suriyelisiniz değil mi? Evet, Suriyeliyim. Hangi bölgeden geldiniz? Kamışlı bölgesinden ben geldim. Ne zaman gelmiştiniz? Ben bu olaylardan önce şöyle toplam yaklaşık 8 senedir buradayım ben. Ben eğitim amacıyla Türkiye'ye gelmiştim aslında. En son ziyaretimde ben Suriye'ye gitmiştim, 4 sene önceydi. Hatırlıyorum, oradaydım. Bu olaylar başlayınca ben buraya gelmek zorunda kaldım. Sonra bir daha hiç gidemedim çünkü askerlik sorunu vardı. Öğrencileri, yani gençleri toplayıp askere seferberlik olayı vardı. Ondan gidemedim. Siz tıp eğitimi aldınız değil mi? Hala eğitimim devam ediyor Ege Üniversitesi'nde. Öğrencisiniz. Öğrenciyim, evet. Dernekle tanışmanız nasıl oldu? Biz aslında buradaki Suriyelilere yardım amacıyla biz her el uzatmaya çalışıyorduk. Hep insanlara yardım etmeye çalışıyorduk. Biz kendimiz de bir dernek kurmuştuk. Sonra arkadaşların tanı yoluyla bu Halkların Köprüsü bir dernek olduğunu söylediler bize. Çalışmalar çok aktif, çok güzel. Yardımımız dokunur diye biz de katılmak istedik. Hem çevirmen olarak hem tıp eğitiminde, sağlık konusunda yardımcı olmak için biz bu dernekte bulunduk. Ne istersiniz Suriye'ye ilişkin, geleceğe ilişkin? Suriye'de son 4 yıldır sizin de belirttiğiniz gibi bir savaş ortamı var. Kendi ülkeniz açısından ne istersiniz geleceğe yönelik? Biz her şey önce zaten bu siyasi açısından bu konuya bakarsak ilk önce bu savaşın durmasını çok istiyoruz. Yani insanlarımız çok yıprandı, hem psikolojik olarak hem sağlık sorunu. İnsanlar burada gerçekten çok perişan. Çalışma konusu sıfır diyebiliriz. Gelirleri yok. Sağlık sorunları çok. Biz çalışmamız şöyle başladı. İlk önce bizim Türkçe sorun çok var. İnsanlarımız hastaneye bile gidemiyorlar. Dil bilmedikleri için bir randevu bile alamıyorlardı. Biz yardımcı olmaya çalışıyorduk ama gücümüz yetmiyordu. İnsanlar sayısı çok artmaya başladı İzmir'de özellikle. Tahminlere göre 100.000'i aşmış durumda şu anda. O yüzden bir şekilde Türkçe bilenler, daha doğrusu diyelim, örgütlenmiş şekilde yardım etmek istedik. Dernek oldu, hakikaten çok güzel oldu. Çünkü çok Kürtçe'de, Arapça bilen çok insanlar var. Hep el ele böyle çalışmamız çok güzel oldu gerçekten. Aslında halklar arasında bir kaynaşmayı da sağladı diyebiliriz değil mi? Bu konuda gerçekten çok güzel, ben söyleyebilirim. Kaynaşması mükemmel bir şekilde. Ben çok memnunum dernekle tanıştığım için. Çalışması çok güzel. Gönüllü insanlar, bu dernek açık herkese. Katılmanızı isteriz yani gerçekten. Peki bu Suriye'deki savaş neden başladı ve nasıl biter sence? Şimdi başlaması bir sürü boyutları var. Gerçekten bunu tartışma burada zaman yetmez. Yani çok kısaca özet olarak. Yani dış güçlerin eli var bu konuda. Suriye halkı gerçekten şöyle diyelim, kültürlü bir halk. Bu önlere kolay kolay gelmezdi. Bu Suriye'de bugün savaşan insanları gördüğün insan inanın bizden değildir. Dünyanın her yerinden gelmişler, biz de savaşıyoruz. Sanki arena olmuş Suriye. Herkes savaşıyor. Dış güçler bizim ülkede savaşıyor. Bizim insanlar kaçmak zorunda kaldı. Artık durum ne kadar vahim durum siz de tahmin edebilirsiniz. Buna çok üzülüyoruz. Bir an önce durmasını istiyoruz, arzuluyoruz inşallah. Peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.
Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Gültepe'deydik. Halkların Köprüsü Derneği'ni konu edindik. Yaptığı çalışmaları ve bundan sonrasına ilişkin çağrılarını gündeme getirdik hep birlikte. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.